10-17 Kasım arasında katıldığım 33. Mardin Plata Film Festivali'nde bugün sizlerle meşhur Toret Anken'in önünde beraberiz. Kentin simgesi olan Toret Anken'in önünden festivalin 4. gününde izlediğim 4 filmle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Açıkçası Rual Soleil, Albert Serra daha önce Historia de l'Amour gibi 150, süresi 150 dakikayı bulabilen zorlayıcı deneysel denemelere imza atıyordu ve zaman mekan ilişkisini zorluyordu. Burada açıkçası gerçek anlamda 2017'nin başında bir modern sanat müzesinde kaydedilmiş bir modern sanat ürününü bir güneş kral adı altında devreye sokuyor ve onun 50 dakika boyunca diyalogsuz bir şekilde yakın planlarını, genel planlarını bize yansıtıyor ve yerde yatan kral hiçbir şekilde bizle konuşmuyor. Bu şekilde filmin devamında da keskin bir demokrasi eleştirisi var. Yani monarşiyi öven ve bir şekilde demokrasinin artık yabancılaşmaya yol açtığını duyuran ve konuşma mantığının artık konuşuyor mu mantığı üzerine kurulu kral portresiyle ilginç anları açılabiliyor. Bu anlamda ilginç bir film ama daha ziyade Tsay Ming-yen, Gapishatmok ve Aristocle'da gördüğümüz gibi modern sanat müzeleri için üretilmiş projelerden biri bu. Hani sinema filmi olarak ne kadar ciddiye almak doğru olur tartışılır. Benim Rua Soleil puanım 10 üzerinden 5. Introduzione all'Oscar aslında Gaston Sonnici, Avusturya, Arjantin melezi bir yönetmen ve daha önce Keksakallı ile biliyoruz. Oradaki matematiksel ölçek algısı dikkat çekiciydi. Uzun planlar, geniş ölçekler dikkat çekebiliyordu. Burada da öyle bir durum var ama kendine mektup yazabilen bir festival direktörü ve piyanist üzerinden yola çıkan ve sanat sanatçı ilişkisini çok farklı boyutlara taşıyan bir belgesel Introduzione all'Oscar'a ve bu açıdan da ilginç bir natürmort örneğine dönüşüyor. Benim Introduzione all'Oscar'a puanım 10 üzerinden 6,5. Freaks, Emil Hirsch'ın hani artık baba yol rollerinde göreceğimize inandıran bir film bizi. O anlamda değerli olabilir ama buradaki hani yaratılan bilim kurgu senaryoları hani çok da ileri boyuta taşınmıyor. Kız karakteri canlandıran oyuncu da inandırıcı. Ama 104 dakikada hani filmin orijinal bir noktaya gidip gitmediği tartışmalı. Aslında hani klasik bir Pelle Ev filmi matematiği üzerinden ilerliyor veya uzay boşluğu matematiği üzerinden ilerliyor veya yaratılmış evren üzerinden ilerliyor. Belleksel anlamda veya sanal gerçeklik anlamında ama onu finalde hani çok da aman aman bir noktaya ulaştırmıyor. Hani bu anlamda çok da çığır açmayacak bir film ama kendi halinde izleniyor. Benim Freaks'e puanım 10 üzerinden 5,1. Las Cruces, Salvador Allende rejimiyle ilgili askeri darbe ile ilgili 1973 tarihli belki de Pablo Larraín'in Postmortem'i hep akla geliyor ama bundan sonra Salvador Allende döneminin Gece ve Sisi olarak anılabilecek Las Cruces de The Cross da aklımıza gelecek. Açıkçası hani burada sesle görüntü birlikteliği, durağan planlarla 19 tane iş kazasına uğramış karakterin günümüzdeki gerçeklerin açığa çıkması üzerinden aslında iş kazası mevzusu üzerine de fazlasıyla kafa yoruyor ve soykırıma anlam katan şiirsel ve hipnotik bir filme dönüşüyor. Benim Las Cruces'e puanım 10 üzerinden 7.